Arkadaşlar merhabalar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Odamdaki değişikliği ve bendeki değişikliği fark etmişsinizdir. Fark edenler yorumlara yazsın. Bugünkü video incelememizin konusu arkadaşlar Rampage'in Parvus isimli oyuncu klavyesi. Aslında çok minimal bir klavye, sadece oyunculara hitap etmiyor. Çünkü minik ve sofistike tasarlanmış bir klavye, 61 tane tuşu var. Biliyorsunuz ki biz kanalımızda daha önce 61 tuşlu bayağı bir klavye İnceledik. Çin'den geliyordu, yurt dışından geliyordu ve fiyatları gerçekten Türkiye'dekilere göre baya bir yüksekti arkadaşlar. Rampage bu noktada sesimizi duymuş ve bize Parvus isimli bu klavyeyi göndermiş. Ve bu klavyenin Türkiye'de ilk defa videosunu çekme şerefini bana sunduğu için Rampage'e buradan ayrı ayrı, Lokman abiye ayrı ayrı teşekkürlerimi ediyorum. Şimdi gelelim klavyemize arkadaşlar. Ben sadece bir gün kullandım klavyeyi arkadaşlar. Normal büyük gamer klavye kullananlara göre alışma süreciniz bir tık daha yüksek olacak. Ama alıştığınızda da büyük olasılıkla bu klavyeyi bırakamayacaksınız. Benim ilk kullandığımda bana verdiği en büyük avantajlardan bir tanesi yer konusuydu arkadaşlar. Büyük büyük klavyeler kullanmaya alışmışız. Özellikle Valorant tarzı oyun oynayan arkadaşlara sesleniyorum. Böyle oynarken böyle mouse'unuz bazen klavyenize takılabiliyor. Ya da klavyenizin daralttığı alandan dolayı sol tarafta nesneler varsa, ki benim kasam var, kasaya falan takılıyor. Ve gerçekten klavyenin büyüklüğü, işlevselliğini arttırsa da bir noktadan sonra arkadaşlar oyunda falan sizi gerçekten sinir edebiliyor. Bu gerçekten kötü bir durum. Dediğim gibi ben bir günlük kullanımında ilk olarak, hani ilk gözüme çarpan şeylerden bir tanesi yer olayıydı arkadaşlar. Gerçekten küçük. Üzerinde 61 tane Pudding isimli K-Cap'e sahip. Pudding K-Cap ne, size göstererek anlatacağım arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Ürünün switchleri Huanu Switch 50 milyon tane tık ömrüne sahip, ki yeterli bir rakam. Ki bu tarz beyaz klavyelerde bildiğiniz gibi RGB aydınlatma, Type-C portu falan, bunlar fix arkadaşlar. Hani bu kadar RGB efektini falan bir araya topladığınız zaman normal zaten eski nesil kablo girişleri falan bunu büyük olasılıkla zaten desteklemeyecekleri için artık hızlı Type-C noktaları oluşturmaya başladılar bu tarz klavye kullanan firmalar. Üründe anti-ghosting desteği var, zaten 61 tane tuşu var. Hani aynı anda hepsine de basma ihtimaliniz var, basabilirsiniz. Aynı anda hepsini algıladığını iddia ediyor klavye. 1000 Hz yani 1 ms'lik bir tepki süresine sahip, ki bu oyunlarda gerçekten bizim için büyük avantaj diyebilirim. Ürünün iki tane switch modeli var arkadaşlar. Biri kırmızı, biri kahverengi. RGB aydınlatması kanadına geldiğimiz zaman 18 tane farklı RGB aydınlatması var. Bunu tuşlar üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Yazılımı var mı yok mu ben de bakmadım. Dur ama sitesine gene bakacağım. Varsa zaten video içerisinde söylerim. Ürünün özellikleri bu şekilde. Avantajı küçük olması, beyaz olması arkadaşlar. Beyaz klavye seven bir sürü arkadaşın olduğunu biliyorum, ki benim çevremde de var. Lafı fazla uzatmayacağım. Hemen böyle bir yalandan kutu açılışına geçelim. Ürün size ilk geldiğinde kutusunu açtığınızda böyle klasik arkadaşlar korumalı pakette geliyor. Şurada bir tane Type-C kablo var. O da klavyeyle aynı renkte, beyaz renk arkadaşlar. Ürünü kutusundan çıkarttığımızda şöyle korumaları var. Korumalarını iptal ettiğimde şöyle klavye çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ebatı böyle bu kadar. Küçücük bir ebata sahip. Ve kutu içerisinden arkadaşlar bir tane kullanma kılavuzu geliyor, ki normal şartlarda bildiğiniz gibi ne yapıyoruz? Bizim kullanma kılavuzunu kutudan çıkarttığımız gibi atıyoruz, ama bunu atmayacağız arkadaşlar. Çünkü Parvus klavyenin üzerinde bazı tuşlar eksik. Ben yarım saat del tuşunu nasıl basacağımı aradım. Ki kullanım kılavuzunda FM fonksiyon detayları bölümü var arkadaşlar. Bu FM fonksiyon detaylarını tam okuduğunuz zaman size ne olduğunu anlatacak. Hani ışık değiştirmeyi falan bir nebze bulabiliyorsunuz, ama misal del tuşu FN artı OK tuşu diyor. Yani klavyeden FN ve şu tuşa bastığım zaman arkadaşlar del fonksiyonunu yapıyormuş. Ben del tuşunu yarım saat şu köşe kısımlarda falan aradım. Normalde bu backspace'in altına del yazarlar. FN tuşuna ve backspace'e bastığınızda bu tarz klavyelerde del görevi görür. Ama dediğim gibi bunda biraz karışık diyebilirim. Dediğim gibi kullanım kılavuzunu okuduğunuzda ve kullandığınızda bu detaylara hakim olacaksınız. Şimdi kullanım kılavuzunu ilk açtığımda 61K mekanik klavye, kompakt tasarım, en anahtar geçişi, 1000 Hz yoklama oranı, çift enjeksiyonlu puding tuş başlığı demiş. RGB LED arkadan aydınlatma, 18'den aydınlatma modu. Klavyenin boyutu 292x102 40 mm. Boyut
boyutlarındaymış çalışma gerilimi. 5 volt yani 5 volt bilgisayarın herhangi bir USB'sinde rahatlıkla çalışabiliyormuş. 200 mAh çalışma akımında çalışıyormuş. Çalışma ömrü 50 milyondan fazla tuş basımı 40 derece ile 85 derece arasında çalıştığını söylüyor. Yani Adana'da bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. FM ve üstteki numara tuşlarına bastığınız zaman arkadaşlar F tuşlarının görevini görüyormuş. FM ve parantez işareti şurada görmüş olduğunuz tuş arkadaşlar ledlerin ışıklarını değiştiriyormuş. Şu da hızını ayarlıyormuş. Kullanım kılavuzunu da şöyle bir kenara bıraktığımızda bu klavyeye dediğim gibi biraz alışmak sürecek. Şimdi Type-C kablosunu şöyle hızlıca bir açalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi upuzun bir Type-C kablosu. 1.7 metreymiş. Normalde bildiğiniz gibi klavye kabloları 1.8 metre oluyor. Şimdi bunu hemen bir bilgisayarıma bağlayıp ışıklarına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi ışıklandırması geldi ve gerçekten ışıklandırması sizi kendine hayran bırakıyor. Şu an o da aydınlık. Aydınlık ortamda bile çok rahat bir şekilde seçilebiliyor. Bunun da sebebi alt kısmındaki puding tuşlar arkadaşlar. Bunları da size yakın çekimde zaten göstereceğim. Üst kısmını beyaz yapmışlar. Alt kısmını şeffaf yapmışlar. Işığı daha fazla iletebilsin diye. Klavye komple plastikten oluşuyor arkadaşlar. Şu ön kısmında Rampage logosu var. Alt kısmını çevirdiğimiz zaman gene Rampage logosu, ürünün özellikleri falan. 4 tane de kaydırmaz tırtıklı plastikten oluşuyor. Böyle masanıza koyduğunuz zaman kolay kolay kaydıramıyorsunuz. Yani koyduğunuz yerde sabitleniyor, kalıyor. Şurada FM ve Backspace'e bastığım zaman sadece beyaz oluyor arkadaşlar. Tekrar bastığımda geri tekrar normal animasyonundan da dönüyor. Evet, Backspace'in altındaki tuşlara bastığımızda aslında daha doğrusu bizim ana istediğimiz efektler var ya, RGB aydınlatma efektleri. O efektler aslında bu noktada geliyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi böyle bir rainbow geçiş efekti var. Böyle böyle dalga dalga şeklinde geçiş efekti var. Basıyorum, kapanıyor off konumunda arkadaşlar. Şu an misal caps lock açık. Caps lock'a bastığım zaman bakın kapalı ve açık olduğunda üzerinde ışık yanıyor. Animasyonlarını şöyle ben kısaca size göstereyim. Zaten bilgisayar başındayken de göstereceğim. Evet, böyle bir sade animasyondayken de burada tuşlara bastığınız zaman gördüğünüz gibi ışıkların renklerini değiştirebiliyorsunuz. Her animasyonda neredeyse bunu yapabiliyorsunuz. Neyse, animasyon kısmını bir kenara bırakalım. Zaten bilgisayar başındayken göreceksiniz. Hadi bilgisayara bir geçelim. Bu beyaz canavara bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, klavye ilk kullanmaya başladığımda dediğim gibi küçük ebatlarından dolayı beni bayağı bir rahat ettirdi. Burada öğrenmemiz gereken birkaç bir şey var. FM ve üst tuşlara bastığımızda FM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 işlevini yapıyor. FM tuşuna basıp arkadaşlar şu tuşa bastığımız zaman animasyon değiştiriyor. Şu an kapattı animasyonu. Caps lock açıkmış. FM ve caps lock tuşuna bastığım zaman kapatıp açabiliyorum. Tekrar bakın şu an açtım. FM ve bir animasyon tuşuna bastım. Şöyle bir animasyon mu diyeyim? Böyle sabit kaldı renkleri. Burası mavi, burası şey. Yine böyle FM ve şuradaki tap tuşuna bastığım zaman bakın renkleri değiştiriyor. Şöyle gördüğünüz gibi buradan farklı renklere geçiş yapabiliyorum. Evet, en son bu animasyonda duralım. FM ve yine Backspace'in altındaki tuşa bastığım zaman animasyon değişiyor. Yine bir taba basmak istiyorum. Bakın aynı animasyon şu anda kırmızı modda geçtiğini görüyorsunuz. Bir daha basıyorum. Gördüğünüz gibi turuncu oldu ve bunu farklı renkler için yapabiliyorum. En son noktada animasyonuma geliyor. Bir daha bastığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle pembeden mora doğru değişik biraz daha farklı renkler dönüyor. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama burada bayağı bir canlı ve güzel gözüküyor. Yine bastığım zaman böyle bir yanıp sönme modu. Tabii ki bunu FM ve buna bastığım zaman diğer renkler içinde yapacak. Bir daha basıyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir bu sefer renk geçişi soldan sağa doğru. Bir daha basıyorum. Bakın böyle bir dönme efekti. Bir daha basıyorum. Bu sefer de tuşa basma efekti arkadaşlar. Yine tekrar basıyorum. Yavaş yavaş sönme efekti. Bir daha bastığım zaman böyle şerit şeklinde gitme gelme efekti. Bir daha basıyorum. Bütün tuşlar böyle kafasına göre yanıyor. Değişik renklerde. Bir daha bastığımda yağmur efekti arkadaşlar. Bu efekti böyle isterseniz yavaşlatıp isterseniz de daha da hızlı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bir daha basalım. Bu sefer böyle yukarıdan aşağı animasyonlar. Bir daha bastım. Bu sefer bir dalga efekti yapıyor. Meksika dalgası. Bir daha basıyorum. Bakın ortada toplanıyor. Animasyonları gerçekten feci. Bir daha bastım. Bu sefer yukarıdan Matrix efekti arkadaşlar. Tuşlar yukarıdan aşağı doğru iniyor. Bir daha bastığımda böyle sağdan sola, soldan sağa yapıyor. Güzel. Bir daha bastım. Bu sabit renk. Büyük olasılıkla en son şunda kalmış. Neyse, karıştırmıyorum. Bir daha bastığımda da ilk başladığım efekte dönüyorum. 18 tane böyle farklı farklı efekti var. Şimdi bir Valorant oynayıp bir kontrollerini yapalım bakalım. Hızlı mı değil mi bir görelim. Evet arkadaşlar, şu anda Valorant oyununu açtım. Şimdi size şöyle bir klavyenin sesini, switchlerinin sesini dinletmek istiyorum.
Ürün kahverengi switch olarak gelmiş bana. Hiç açıp bakmadım. Şimdi switch'i kaldırdığımda kahverengi switch olduğunu gördüm ama sesi gerçekten tok. Siz de bir dinleyin, anlayacaksınız. Sizin de sevdiğiniz switch türleri varsa aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi dinleteyim bir saniye. Evet, ürünün tuş sesi gerçekten böyle çok bayağı bir tok. Şimdi bir ürünü Valorant'ta denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım, böyle küçük ebatlı, dediğim gibi mouse'uma kocaman büyük bir yer kalıyor. Beni çok strese sokmuyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte Rampage'in Parvus isimli klavyesini birlikte inceledik. Ama gerçekten tuşları aydınlatması, küçük yer kaplamasıyla gerçekten çok güzel bir klavye. Ürünü Çin sitelerinde benzeri türevi muadiline baktığınız zaman birebir aynı özellikte olanlar arkadaşlar, vergisi falan da eklendiğinde 1300-1400 TL'ye geliyor. Ben videoyu çektiğim an itibariyle sadece hepsi burada da var ve fiyatı 799 TL. Büyük ihtimalle ürün tanıtımlı özel kampanyalı fiyattır. 800 TL'ye böyle bir klavyeye sahip olabilirsiniz. Aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Sizin de yorumlarınız varsa aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.